Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün BitTorrent, BTT analizi yapacağız. Video başlamadan önce hemen uyarımızı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımdaki tüm videolar arkadaşlar hali hazırda satın almış veya elinde tutan hodl yapan yatırımcılar içindir arkadaşlar. Sakın videolarımı izleyip alım satım yapmayın arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. İkinci bir konu, ikinci bir uyarı. Yeni girenler, bilmeyenler için. Arkadaşlar biz altcoin alıp altcoin satıyoruz. Altcoinler neydi? Bitcoin'e bağlıydı. Bitcoin düşerse ne oluyordu? Altcoinler de düşüyordu. Bitcoin %5 düşse arkadaşlar altcoinler %10, %15 düşüyor. Bu riski göze alabilenler altcoin alım satımı yapsın arkadaşlar. Sonra analizcilere küfür edip saçları dökmeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Uyarımızı yaptık. Evet, BitTorrent'e geldim de arkadaşlar. Çizgilerimi görüyorsunuz. Evet, neydi BitTorrent'teki? 2 hafta mıydı? 1 hafta önce mi ne? Bir video daha çektim. Daralan üçgenin hemen hemen ortalarındaydı. Şu an daralan üçgen formasyonumuzun arkadaşlar patlama noktasında. Ucuna dayanmış durumda arkadaşlar. Bakın, ucuna dayanmış durumda ve her an bir patlama gelebilir. Evet arkadaşlar. Hedefimiz nereydi arkadaşlar? BitTorrent'te 0.012 cent arkadaşlar. 0.012 cent. Üçgen formasyonunun hedefi arkadaşlar. Tamamen üçgen formasyonuna göre haftalık bazı açıyorum arkadaşlar. Ne zaman patlama gelebilir? Aşağı veya yukarı? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Tamamen tahmin. Arkadaşlar bakın. Bu hafta bir patlama gelebilir. Ne zaman? 6 Aralık, 5 Aralık arası arkadaşlar bir patlama bekliyorum. Patlama aşağı mı olur, yukarı mı olur arkadaşlar? Tam emin değilim. Tam desteğimizin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Nereydi bu destekler arkadaşlar? Sağlam desteğimiz. 29 cent ve 0.003029 ve 3.027 arasında sağlam bir desteğimiz var. Burada da kutucukla belirtmişim. Buranın altına sarkarsa arkadaşlar 3.018'e kadar gider. 3.018'e kadar düşer. Ancak benim kendi fikrim demiştim. Benim kendi fikrim buralara kadar salmazlar. Eğer ki buralara kadar salarsalar BitTorrent bütün müşterilerini kaybeder arkadaşlar. He oldu da saldılar kendileri bilir. Artık BitTorrent'e kimsenin inancı da kalmaz, güvenci de kalmaz arkadaşlar. Ve bunu BitTorrent sahiplerinin, yöneticilerinin göze alacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bakın haftalık bazda daralan üçgenin sonuna geldik. Bunun artık yukarı doğru patlaması lazım. İki tane direncimiz var sağlam bir şekilde. Şurada kırmızı kutucukta belirttiğim gibi arkadaşlar. Buranın üstüne atmamız lazım. Oran nereydi? 3.045-3.053 arası arkadaşlar. 3.053'ün üstüne attığımız zaman artık BitTorrent yavaş yavaş hedefine doğru gideceğine inanıyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki tahminim. Ne dedik? BitTorrent'in artık fırlaması lazım. Çünkü bayağıdır milleti bezdirdi. Artık BitTorrent'e inançlar bitti. Bu sefer yine düşürürseler 0.0018'leri arkadaşlar tamamen BitTorrent'in işi biter. Bunu da kimsenin göze alacağını zannetmiyorum. Kimsenin derken BitTorrent yöneticilerinin. Neyse haftalık bazda gayet güzel ilerliyoruz. Üçgenin içindeyiz arkadaşlar. Günlük bazda üçgenin dışına bir ritest gelmiş alt desteğimize. Şöyle baktığım zaman şurada bir ritest gelmiş arkadaşlar. Nokta atışı tepkisini almış. Yeniden üçgenin içine girmeyi başarmış. Bakın burada. Burayı bir test etmiş. Yukarı çıkmış geri. Üçgenin içinde şu anda devam ediyor. Bu ne demek oluyor? Buraya testimizi yaptık. Yönümüz yukarı demek oluyor. Formasyon hedefine göre. BitTorrent'in durumuna göre ve benim fikrimce arkadaşlar. Nereden sonra sıkıntı olur? Nereden sonra sıkıntı olur? Arkadaşlar bakın. 27 desteğinin altında gelen kapanışlar bizi 0.0018'lere götürür. Ona göre stoplarınızı koyun. Kimseye alın, satın, elinizde tutun demiyorum. Herkesin ne kadar karı varsa, ne kadar karı yetiyorsa, yetecek kadar kar alanlar ister satsın ister satmasın. Düştüğü zaman da millete suç bulmayın. Evet arkadaşlar, stopu koyduktan sonra hiçbir sıkıntımız kalmaz diye düşünüyorum. Ve ikinci bir konu. Şurada bir yükselen trendimiz var arkadaşlar. Ve bura kırıldığından beri hiç retest edilmedi. Buranın da retest edilmesi lazım.
Yani bu da eğimli bir çizgi olduğu için arkadaşlar, bunu herhangi bir zaman diliminde yapsa bile hiç önemli değil dirençler. Buraya biri test gelse bile mesela 0012 otomatikman zaten hedefimize gelmiş oluyor arkadaşlar. Ve yeni yükseliş ne zaman başlar arkadaşlar? Yeni yükselişimiz ne zaman başlar? 0013'ün üstünde gelen bir günlük kapanışla yeni ATH'ye doğru gideriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi BitTorrent'in günlük RSI'ına bakalım arkadaşlar. Evet, günlük RSI'de de gayet uygun durumda arkadaşlar. Alım noktası olarak tabir edilebilir burası. Normalde 30 alım, 80 satım arkadaşlar. Şu anda 30'a daha yakın RSI'da. Herhangi bir uyumsuzluk var mı? Pozitif bir uyumsuzluk var gibi duruyor. Bu güzel haber. Güzel haber. Arkadaşlar pozitif uyumsuzluk var. Güzel haber. Gerçekten güzel sıçrayış yapacağına inanıyorum BitTorrent'in. Ama her şey gene de balinalara bağlı. Bakalım neler yapacak. Evet, RSI'mıza da baktık arkadaşlar. Bir de haftalık bazımıza bakalım bir. Bir de günlükte Bollinger'e bakalım. Pardon. Bollinger bandımız bize ne söylüyor arkadaşlar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bollinger bandımız bize şu anda alt çizgiye düşme potansiyeli var. Ama çok önemli bir konu değil arkadaşlar. Bu desteğin kırılacağını düşünmüyorum. Eğer ki kırılırsa da zaten stopları ayarlarsınız. Ufak bir zararla kurtulmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi bu çizgiler günden güne yukarı doğru gittiği için büyük ihtimal Bollinger bandının çizgisi 0.030'lara geldiğinde oraya tekrardan bir düşüş, sonradan patlama gelebilir arkadaşlar. Şimdi RSI'ye göre yukarı doğru hareket bekliyorum. Formasyona göre yukarı doğru hareket bekliyorum. Yükselen trend hedefine göre bir patlama bekliyorum yukarı doğru. Şu ana kadar her şey bize yükselişi gösteriyor arkadaşlar. Lakin düşürürseler BitTorrent kaybeder arkadaşlar. Bir daha da BitTorrent ne satın alırım? Benim gibi milyonlarca yatırımcı var. Kimse de almaz arkadaşlar. BitTorrent'in de bunu göze alacağını düşünmüyorum. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Herkes riskini yönetsin. Stopları koyun. Çıkışlarda kar satışları yapın. Ufak miktarlar. Veya siz bilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. BitTorrent'te herkes Allah'a emanet. Umarım söylediklerimi anlamışsınızdır. Görüşürüz. Kanalıma destek olmak için abone olup like atmayı, güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. 6 Aralık'ta takip edin. 6 Aralık'ta patlama gelebilir. Yukarı gelirse çok güzel bir patlama olur. Aşağı gelirse arkadaşlar sıkıntı büyük. Nerede satacağınızı, stop koyacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu defalarca söylememe gerek yok. 25, 24 gibi stop koyulabilir. Ancak bakın haftalık bazda da Bollinger bandımız yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Bütün her şey bize patlamanın geleceğini söylüyor. Sıkıntı, tekrar söylüyorum, 3.027 altında 4 saatlik kapanış gelirse sıkıntı olur. Orayı unutmayın. Orası büyük bir şey. Neyse arkadaşlar, herkes Allah'a emanet. Görüşürüz.